Selam arkadaşlar. Herkese yeniden merhaba. Ben Betül ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size dünya romantik klasikleri arasına girmiş olan bir kitaptan bahsedeceğim. Bu videomuzun kitabı Gaston Leroux'a ait Operadaki Hayalet. Kitabı geçtiğimiz hafta bitirdim ben aslında. Üzerine pek çok kitap okudum ama bunun kesinlikle videosunu çekmek istedim. Sizler eğer bu kitabı hala okumadıysanız veya listenize yazıp hala almadıysanız ya da bu videodan sonra almaya karar verirseniz diye söylüyorum ki videoyu sonuna kadar gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Çünkü video içeriğinde bu kitabın büyüsünü bozacak, heyecanını kaçıracak herhangi bir ipucunda bulunmayacağım, herhangi bir spoiler vermeyeceğim. O yüzden gönül rahatlığıyla sonuna kadar seyredebilirsiniz. O zaman hemen kitap kısmına başlamak istiyorum çünkü bir şeyler anlatmayı bayağı istiyorum sizlere. Yazarla ben başlamak istiyorum. Yazarımızın yazarcı kimliğinin yanı sıra bir de gazeteci kimliği var. Ama bence yanına bir de araştırmacı, tarihçi gibi bir şey eklenmeli. Çünkü bu kitabı öyle araştırmalar yaparak yazmış ki o dönemde tamamen o olayları yaşayan insanları bularak, onlarla birebir konuşarak, olayların geçtiği mekanı birebir ziyaret ederek, farklı belge ve dokümanları aslında bulup çıkartarak ve bunların bütün hepsinin notunu alt satırlarda vererek bence çok güzel bir şekilde araştırma yaptığını bu kitapla kanıtlamış oluyor. Kitabın ne kadar gerçeklere dayandığını yazar birebir söylemiş olsa da sonucunda her kitapta biraz da olsa kurgu olabiliyor. Fakat Operadaki Hayalet yanında bana göre kardeşleri de olmasına karşın gotik korku edebiyat alanında kesinlikle enlerde, üst basamaklarda yer alan bir kitap. Operadaki Hayalet kitabının diğer bir özelliği de Notre Dame'ın Kamburu kitabıyla beraber sembolizm ve romantizm arasında bir köprü oluşturması. Evet, kitabın edebi özelliğinden bahsettikten sonra şimdi böyle minicik, çok hızlıcık konusuna değinmek istiyorum ki almak isteyenler için fikir olmuş olsun. Operadaki Hayalet'te bizim pek çok karakterimiz var ama elbette ki baş karakterimiz kitaba adını veren Operadaki Hayalet. Peki hayalet gerçek mi? Gerçek bir hayalet var mı? Bunun cevabını vermiyorum size ama şöyle başlayabilirim hemen. Biz bütün kitap boyunca Paris'teki opera binasının içerisindeyiz. Hem de öyle bir içindeyiz ki bir an için kulislerde gezerken soyunma odalarına gidiyoruz. Opera binasının mahzeninden sahneye çıkıyoruz. Bir anda kendimizi seyircilerin içinde, hatta kendimizi özel locanın içerisinde bile bulabiliyoruz. O yüzden yazarın betimlemeleri ve anlatımı gerçekten çok güzeldi. Ayrıca karakter ve kişilik analizlerini bence çok güzel bir şekilde oturtmuştu. Ben bu yüzden çok beğendim. Kitapta pek çok karakter olmasına rağmen dediğim gibi bizim ana karakterimiz Operadaki Hayalet. Adı bu. Evet, Operadaki Hayalet. Kendisi operanın derinliklerinde, mahzende yaşayan bir hayalet. Herkes aslında hayaletten haberdar. Yönetimden, çalışanlara, işçilerden, oradaki şarkı söyleyen insanlara kadar. Fakat şöyle bir durumda mevcut. Herkes gördüğünü söylüyor. Evet, hayaleti gördüm diyor. Fakat hiçbirinin anlattığı hayalet tiplemesi diğerine uymuyor ne yazık ki. Hepsi hayaleti çok daha farklı şekillerde gördüklerini ifade ediyorlar. Fakat derken bizim hayaletimiz birini öyle bir görüyor ki gerçekten tutkuyla bağlanıyor. Gördüğü kişi Kristen. Kristen, koroda yer alan genç şarkıcılardan bir tanesi. Her ne kadar zamanında müzikle doğmuş, büyümüş olsa da belli bazı nedenlerden dolayı koronun içerisinde çok aslında geri planda kalıyor. Fakat hayaletin gönlü buna asla el vermiyor. O nedenle hayaletimizin pek çok özelliği olmasının yanı sıra kendisi aslında bir müzik dehası. Ve içerisindeki bütün dehayı kalkıp Kristin'e aktarmak istiyor. Ona bir şekilde farklı yollardan müzik dersi vermeye başlıyor. Ve zaman içerisinde Kristin bunları öyle bir özümsüyor ki bir anda yıldızı parlıyor ve herkes Kristin'den bahsetmeye başlıyor. İkisinin arasındaki ilişki bu şekilde devam ederken hayalet artık duygularını engel olamıyor ve bizim genç kıza aşık oluyor. Aşktan da öte aslında tutkuyla kıza bağlanıyor. Kristin'le aralarındaki ilişki birazcık değişik. Şöyle söyleyebilirim. Kristin ne kadar minnet borcu, minnet hissiyatı daha doğrusu fazla olan bir kız ama bunun yanında batılları da çok fazla olan bir insan. İlişkileri bir şeye doğru, bir noktaya doğru evrilmeye çalışırken nasıl olacak hiç bilmiyorum ama Kristin'in karşısına çok farklı bir şey çıkıyor. Hayaletin tam tersine gerçek, canlı, kanlı bir insan, bir adam çıkıyor. Üstelik bu adam bir vikont. Vikont ne mi? Kontun küçüğü.
Vikont aslında Batı Avrupa'da baronluk ve kontluk arasında kalmış olan soylulara verilen bir unvan. Vikont'un karşısına çıkmasıyla beraber Kristin'in dengesi şaşıyor. Çünkü bir tarafta minnet borcu olduğu bir hayalet var. Sonunun ne olacağı belli değil. Bir taraftan gerçekten kalbini verdiği, kendisine de aşkını ilan eden bir Vikont var. Fakat Vikont'la da ilişkisinin nasıl olacağını şu an söyleyemiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki onlarda da sınıf ayrımları olduğu için karşıda bir Vikont var. Kristin'in her ne kadar minneti, vicdanı ve aklı mantığı hayalette olsa da Vikont'la olan ilişkisi de çok değişik. İşte benim aslında bu videoyu çekmemin nedeni bu. Ben bunun ne kadar kapağında tutkulu bir aşk, sıra dışı bir trajediye dönüşürse yazsa da oradaki aşk kelimesi beni birazcık irite etti. Çünkü biliyorsunuz ki aşk romanlarından çok da hoşlanmıyorum. Ama yazarı bu videoya taşımamın nedeni bize sayfalar boyunca oturup Kristin'in acaba Vikont'u mu seçsem, yok acaba hayaleti mi seçsem demiyor. Bunu demediği için gerçekten çok sevdim. Çünkü Kristin'in duygularını dinlemektense biz olayların iç yüzünü görüyoruz. Çünkü bence bu kitapta aşktan çok ziyade cinayet var. Son derece tutkulu ilişkiler var. Gerçekten ortadan kaybolan insanlar var. Ölümler var, araştırmalar, polisler ve bunların hepsi belgeli bir şekilde kitapta yer alıyor. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Birazcık daha böyle polisi olması ve içindeki trajediyi barındırması bence çok güzeldi. Dediğim gibi sonları ne olacak? Hiçbir şey söylemiyorum ama trajedi diyorsa artık ne açıdan, kimin açısından trajedi bunu okumanızı istiyorum. Hiçbir şey anlatmıyorum. Pek çok karakter var. Her ne kadar olay örgüsü 3 kişi arasında geçse de Vikont, Kristin ve Hayalet birbirlerinden haberdar olsalar da olmasalar da belli bir noktadan sonra işin içine başka insanlar da giriyor. Çünkü o dönemde aslında operanın yönetimi de değişiyor. Yönetimin değişmesiyle beraber Hayalet'in varlığı daha fazla insan tarafından kabul edilmek zorunda kalıyor. Ve operada meydana gelen olaylar çok daha farklı yönlerde ilerlemeye başlıyor. İşte bence işin en heyecanlı kısmı, en gizemli kısmı buydu. Aşkı vermesinin yanı sıra evet birbirine aşık olan insanı görüyorsunuz ama arkadaki gizem, cinayetler, kaybolmalar, mahzenler, mimari o kadar güzel şeylerden bahsetmiş ki dönüp araştırmasını yaptığınızda hepsinin çok harika bir şekilde önünüze çıktığını görüyorsunuz ve gerçekten bu kurguyu yaratıp bunu ortaya çıkardığı için de yazara ve kitaba ayrıyetten bayılıyorsunuz. Ben o yüzden çok sevdim. Bunu safi aşk olarak asla görmüyorum. Trajedi kısmına bayıldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. En favori karakterimi sanırım videolarımda ilk kez böyle bir şey söylüyorum ama Hayalet. İyi, kötü, yaptıkları, güzel, çirkin hiç fark etmez. Nelere sebep oldu, nasıl sonuçlar doğurdu hiç önemli değil. Benim en çok sevdiğim karakter Hayalet karakteriydi. Peki operadaki Hayalet gerçekten var mı? Yoksa bu tamamen kurgu mu? Kurguysa bütün bu belgeler, bütün polis dokümanları nasıl ortaya çıkıyor? Hiçbirinden bahsetmeyeceğimi söyledim. Lütfen bu kitabı alıp okuyun. Ben yaklaşık zaten 1,5 günde falan bitirdim. Akşam başladım. Ertesi akşam bitti gibi hatırlıyorum bunu. Lütfen okuyun diyorum. Sizlerin de seveceğini düşünüyorum. Bu arada biliyorum ki pek çok kez Beyaz Perde'ye uyarlandı. Pek çok kez aynı şekilde müzikale oynandı. Ama ben ne yazık ki şu an göçebe bir durumda yaşadığım için bunları izleyemedim. Tam donanımlı olarak videoyu anlatmak isterdim. Fakat bir film olsun veya müzikal olsun izleyemedim dediğim gibi. Affınıza sığınıyorum ama sizlerin içinde bunları izleyen varsa lütfen yorum kısmına bıraksın. Ben izleyene kadar en azından evime gidip benim için de bir fikir olmuş olur. Evet, videoyu burada kapatmak istiyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu dışarıdan izleyen kesimdenseniz lütfen videomu beğendikten sonra abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Ve bildirimlerinizi aktif hale getirirseniz de her hafta yüklediğim videolardan düzenli olarak haberdar olabilirsiniz. Abone olan herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Olmayanlar da lütfen o butona bir tane bir tıklayalım. Çok memnun olurum. O zaman bir sonraki videoda bambaşka kitaplarla görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.